Herkese merhaba. Bugün Rönesans sanatçıları serimden devam etmek istiyorum. Ve bugünkü sanatçımız Fra Filippo Lippi olacak. Fra Filippo Lippi doğumunda annesini ve 2 yaşına geldiğinde ise babasını kaybettiği için 2 yaş gibi çok küçük bir yaşta yetim kalıyor. Ve 8 yaşına geldiğinde ise Karmelit Manastırı'na gönderiliyor. Ve manastırda aldığı eğitim tabii ki de bir Floransa'nın bahçesinde bir tık daha özgür olan eğitimden daha farklıdır tahmin ettiğiniz üzere. Henüz çok küçük yaşta olan sanatçı o dönemde teorik bilgiye karşı biraz dik başlı yaklaşıyor ve çalışması gereken dersler yerine biz onun kendi kitap defterlerini ya da arkadaşlarının kitaplarının kenarlarına resimler, desenler çizdiğine şahit oluyoruz. En sonunda da zaten manastırın başrahibi çocuğun yeteneğini fark edince ona bu yola girmesi için gerekli teşvikleri yapıyor ve bütün fırsatları, bütün yolları onun önüne sunuyor. Floransa'da Santa Maria del Carmine Kilisesi vardır ve o dönemde daha yeni Masaccio tarafından içindeki fresler bitirilmiş durumda. Tabi burası pek çok sanatçının odak noktası olduğu gibi Fra Filippo Lippi'nin de ilgisini çeken bir yer. Dolayısıyla her gün neredeyse işi olmadığı dönemlerde buraya gidiyor. Oradaki sanatçıları, oradaki ustaları inceleme fırsatı buluyor ve çeşitli alıştırmalarını da orada yapıyor. Doğal olarak o dönemde taklitle başladığı için bir şeyler, resmi, üslubu ve ruhu Masaccio'ya benzemeye başlıyor sanatçının. 17 yaşına geldiğinde artık tanınır bir ressam olduğu için keşişlik cübbesini çıkarıyor ve manastırdan ayrılıyor. Şimdi size yine bize Vasari'nin anlattığı sanatçıya dair enteresan komik bağından bahsetmek istiyorum. Bir gün Fra Filippo Lippi arkadaşlarıyla beraber denize açılıyor. Ve açıldıklarında biz mağrip kalyonlarının bu grubu esir aldıklarını görüyoruz. O dönemde Berberistan olarak adlandırılan fakat şu an Cezayir topraklarına denk düşen topraklara esir düşüyorlar. Ve 18 ay burada esir kalıyor Filippo Lippi ve arkadaşları. Derken esir düştükleri odada beyaz bir duvarın yanına geçiyor Filippo Lippi, eline bir kömür alıyor ve efendisine portresini çizmeye başlıyor. Tabi Cezayir dedik, yani Müslüman bir topraktan bahsediyoruz. Bu yüzden onlar resmi pek bilmiyorlar. Resim sanatını zaten bildiğiniz gibi biraz daha reddediyorlar. Resim dışındaki sanatlara yöneldikleri için, resmi tanımadıkları için sanatçının bu yaptığı şey aslında çok kolay bir şey gibi olsa da kendisine göre sanatçının çok şaşkınlıkla karşılanıyor. Ve bunun üzerine efendisi zaten Filippo Lippi ve arkadaşlarını 18 ayın sonunda serbest bırakıyor. Bu macerasından sonra ressamın yolu Napoli'ye düşüyor ve burada çeşitli yeni çalışmalar, çeşitli siparişler alıyor. Ondan sonra yeniden Floransa'ya, yurduna geri dönüyor. Floransa'ya döndüğünde zaten artık yaşı ilerlemiş ve çok ünlü bir ressam konumunda olduğu için burada Cosimo di Medici ile çok yakın dostluk kuruyor. Şimdi yine komik bir olayından, komik bir özelliğinden bahsedeceğim Filippo Lippi'nin. Bu arada Filippo Lippi diyeceğim çünkü başına konan Fra, ona manastırda hitap edilen bir unvan olduğu için Filippo Lippi olarak devam edeceğim anlatmaya. Filippo Lippi kadınlara biraz fazla düşkün bir ressam. Ne zaman kalbini bir kadına kaptırsa varını yoğunu ona veriyor. Bütün vaktini ona harcıyor. Bu yüzden de işlerinin biz epey aksadığını görüyoruz. Konsantrasyonun dağıldığını görüyoruz. Bu olaya biraz sinirlenen ve işlerin de aksadığını gören Cosimo di Medici, ressam çalışırken atölyesinde bir gün gidiyor ve arkadan kapıyı kilitliyor. Dışarı çıkıp dolaşıp işlerini aksatmasın diye. Tabii durmuyor Filippo Lippi. İşte hava iyice karardığında çarşaflardan, perdelerden kalınca bir halat yapıyor ve aşağı sarkıtarak iniyor. Cosimo zaten durumu öğrenince sinirlenmekten çok bir daha yapmamaya karar veriyor böyle bir şey. Çünkü onu hapsetmek aslında biraz daha tehlikeli boyutlara taşınabileceğini öngörüyor. Artık zaten sanatçı ünlü bir sanatçı olduğu için Floransa'nın her yerinde biz yine onun resimlerine, eserlerine rastlıyoruz. Özellikle dikkatimi çeken şey şu, biraz daha sanki Meryem figürlerini daha fazla çiziyor. Meryem'i konu alan İncil hikayelerini daha fazla çiziyor. O dönemde Lucrezia adında bir rahibe adayına aşık oluyor. Ve bu aşktan Filippino Lippi isminde bir çocuk doğuyor. Filippino Lippi de zaten ileride göreceğiz. Çok başarılı bir ressam olacak tıpkı babası gibi. Burada şöyle enteresan bir zincire rastlıyoruz. Botticelli, bundan sonraki videoda bahsedeceğim. Botticelli, Filippo Lippi'nin öğrencisi. Filippo Lippi'nin oğlu Filippino Lippi ise Botticelli'nin öğrencisi. Bu yüzden Filippo Lippi'nin resminde gördüğümüz çeşitli anatomi bozulmalarını, uzamaları biraz Botticelli'nin bize ipuçlarını veriyor. Çünkü normal bir insan figürü ölçeklerinden daha farklı ve daha değiştirilmiş anatomide figürler çiziyor Filippo Lippi. Botticelli'de zaten bunu fazlasıyla görmeye başlayacağız. Bir ihtimal beraber olduğu kadınlardan birinin akrabası tarafından zehirlenerek 57 yaşında ölüyor. Bu ölümden zaten bütün Floransa başta olmak üzere Papa Eugenius ve Cosimo Medici çok derin üzüntü duyuyor. Yıllar sonra ise sanatçının mezarını Lorenzo di Medici yaptırarak onu şu yazıtla onurlandırıyor.
ismin şöhretli ismi. Ben Filippo. Hiçliğe vardım işte. Bilinmez oldu elimin zarafeti. Zanaatkar parmaklarımla renge can vermiştim. Yaşayanları kandırırdım rengin özlenen sesiyle. Konuşan figürlerimle sükunet bulan doğa itiraf etmişti. Benim hünerlerime denksin sen demişti. Önceden bir avuç toprakta yatarken Lorenzo Medici bu mermer mezara koydu Bahsetmek beni. istediğim bu ilk resimde Meryem'i, kucağındaki bebek İsa'yı ve kompozisyondaki diğer iki meleği görmekteyiz. Aslında çok sık karşımıza çıkan bir kompozisyon olmasına rağmen Fra Filippo Lippi'nin gerçekten çok ilginç dokunuşları var bu eserde. Orta çağda sıklıkla işlenen bir konu olarak Meryem ve kucağındaki bebek İsa'yı düşünelim. Aslında biraz daha kasvetli olan bir kompozisyondan biraz çıkılıp şu an karşımızdaki daha eğlenceli bir kompozisyona doğru bir evrim var burada. Meryem oldukça genç, oldukça güzel ve saf betimlenmiş her zaman olduğu gibi. Halesine baktığımızda gerçekten ne kadar doğal ve incelik çizildiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde İsa'nınkine baktığımızda neredeyse görmemiz oldukça güç olacaktır. Meleklere baktığımızda ise kutsal kitapta geçtiği gibi o kutsallıkta ve o heybette meleklerden çok o gün Floransa'da sokağa çıktığımızda koşuşturan çocuklara benziyor daha çok. Özellikle direkt olarak bize bakan öndeki meleğe baktığımızda ne kadar neşeli, ne kadar mutlu melek olduğunu görebiliriz. Yine aslında buna zıt olarak biz ikinci meleği İsa'nın kolunun altından çok az bir şekilde görüyoruz. Neredeyse hatta gözlerini görmüyoruz. Bu da normal bir tamamen ön planda işlenen orta çağdan gelen geleneklerden, ön planda gördüğümüz melek figürlerinden bir kopuş yaşanmış. Yani biz tamamen doğallaşan, tamamen belki de 4-5 yaşlarındaki bir çocuklardan farksız olan iki melek figürü görüyoruz. Şimdi Meryem'in başını saran ve göğsüne kadar o akışkanlıkla akmakta olan türe bakın. Biz zaten sonra bu görüntüyü Botticelli'de bol bol görüyor olacağız. Resmin geneline baktığımızda aslında bir illüzyon var. Biz resmin kenarlarında pencerenin çerçevelerini görüyoruz. Bu resmin çerçevesi değil, kompozisyona yedirilmiş pencerenin çerçevesi. Bu da aslında bize şunu sağlıyor. Biz pencereden bakarken pencerenin hemen dibine oturmuş Meryem'i, çocuk İsa'yı ve meleği görüyoruz. Bu da zaten bize kusursuz bir üç boyut algısını yaşatıyor. Tamamen arka planda kalmış olsa da gerçekten detaylı işlenmiş bir manzara görüntüsü var. Gökyüzü görüntüsü olsun, arkalara doğru uzanan patikalar, hatta Meryem'in arkasında kalan bir ev, ağaçlar. Bunlar Rönesans manzarası için çok çok önemli ve gerçekten henüz yüksek Rönesans'a geçmemiş olmamıza rağmen çok önemli detaylar. Yine İsa'nın başının arkasına baktığımızda ise kayalıkları, tepeleri, arkalara doğru uzanan yapıları görmekteyiz. Bu eserde ise öyküleyici bir anlatım mevcut. Yuvarlak bir kompozisyon görüyoruz ki bu tip kompozisyonları biz daha ileride, yüksek Rönesans'ta özellikle daha sık karşılaşıyor olacağız. Burada gözümüzün ilk takılacağı ön planda tamamen yine bir Meryem ve kucağındaki bebek İsa kompozisyonuna rastlıyoruz. İkisinin de elinin dokunduğu bir nar var ve nar da tamamen saflığı simgeliyor. Yine halelere baktığımızda çok ince ve çok doğal haleleri görüyoruz. Meryem'inkine de bakalım. İçi dolu ama transparan olan bir hale gördüğünüz gibi. Arkada ise farklı hikayeler var. Meryem'in doğumu var. Hemen sola baktığımızda Meryem'in annesi Anna, çevresinde işte bir takım eşyalar, araç gereçler taşıyan ve getiren ebeler ve kucağında ise henüz yeni doğmuş, ebenin kucağında henüz yeni doğmuş bebek Meryem var. Yine halelerin ne kadar doğal olduğunu görebilirsiniz. Burada Meryem'in doğumu işlenmiş, arkadaki perspektifin güçlendirilmesine bakın açık bir kapıyla. Burada biz Meryem ve çocuk İsa'yı görsek de arka planda düzenli bir anlatım yok. Buraya baktığımızda Meryem'in annesi Anna, genç Anna'nın Joachim ile tanışmasını, karşılaşmasını görüyoruz. Sağdan sola ya da soldan sağa gözümüzü kaydıracak düzenli bir akışkanlık, düzenli bir anlatı yok. Yine tamamen yer desenleriyle, merdivenin altındaki derinlikle ve kaset tavanla, buradaki perdelerle, buradaki perdenin arkasında kalan ufacık ışığın geldiği bir pencereyle derinlik algısı bizi resmin tam da içine sürüklüyor. Fra Filippo Lippi'nin gerçekten en ilginç ve belki de en sevdiğim eserlerinden birini anlatmak istiyorum. Çok klasik bir konu, Meryem'e müjde sahnesi. Bakire Meryem'e İsa'ya hamile kalınacağının müjdesinin verildiği ana şahitlik ediyoruz. Çok klasik, yine burada bir Cebrail ya da Gabriel melek elinde saflığı, bekareti temsil eden zambağı tutuyor ve bu haberi oldukça şaşıran, bir şekilde biraz utanan ve nasıl böyle bir şey olabilir tepkisini veren Meryem'i görüyoruz. Bu bilinen ilk kare şeklindeki altar panodur.
ve bulunduğu San Lorenzo Bazilikası'na uygun bir perspektifle çizilmiştir. Gördüğünüz gibi neredeyse bitmek tükenmek bilmeyen bir yolla bizi iyice resmin içine sokuyor. Mimari bütün olarak baktığımızda gerek iki katlı bir yapı, gerek sütun başlıkları, biz tamamen bir Rönesans mimarisi. Hatta daha net bir şekilde söylemem gerekirse tamamen bir Brunelesk mimarisi görüyoruz. Gotik öge bir tane bile yok eser. Tamamen sade, insancıl bir Rönesans mimarisiyle karşı karşıyayız. Kusursuz bir geometri görüyoruz bu resimde. Bir sütunla resim tam olarak iki parçaya ayrılmış durumda. Bu resimde şöyle ilginç bir özellik var. Figürleri incelemeye başlamadan önce ondan bahsetmek istiyorum. Fra Filippo Lippi'nin yaşamının bir kısmı Padova'da geçiyor. Ve Padova'da kaldığı sırada Flaman sanatıyla karşı karşıya gelme ve onu birazcık öğrenme fırsatı buluyor. Bu yüzden biz bu resimde biraz Flaman sanatının etkilerini görmekteyiz. Mesela Meryem burada biraz açık alanı. Tabii ki de her gördüğümüz açık alanlı figür Flaman sanatına ait diyemeyiz. Ama burada biraz aslında Flaman sanatını, Flaman eserlerine hakimseniz ifadenin ona biraz kaydını anlamış olmalısınızdır. Ama asıl Flaman sanatından etkilendiği nokta sembol taşıması. Hemen kompozisyonun altına baktığımızda burada ampulla adını verdiğimiz sürahimsi bir heyecanla karşı karşıyayız. Antik Roma'da kullanılmaya başlayan fakat 5. ve 6. yüzyıllarda Hristiyanlıkla beraber biraz daha dini ve kutsal bir anlam yüklenen bu su tamamen bir semboldür ve bu sembolü kutsal ruh temsil edilir. Biz İtalyan Rönesansı'nda mesela bir önceki resmi bahsederken nardan bahsettik. Ufak tefek semboller haricinde pek sembolik anlatıma rastlamayız. Fakat Flaman sanatında yani Kuzey Rönesansı'nda biz epey kapalı sembollerle bir şeylerin anlatılma kaygısını görüyoruz. Burada da ondan bir etkilenme çok büyük ölçüde gördüğünüz gibi var. Bu cam tamamen kutsal ruhu simgelemekte. Çünkü biz normal bir Meryem'e müjde sahnesine aslında rastladığımızda klasik Meryem, Gabriel melek ve Meryem'e doğru gelen ışık hüzmesi şeklinde kutsal ruh ya da bir güvercine rastlardık. Fakat burada ressam güvercin ve kutsal ruhu burada çok çok küçük ve aslında minik bir ayrıntıda betimlerken asıl o vurguyu kapalı bir sembolle buradaki camla beraber yapmak istemiş. Biz normalde bu kompozisyonda Gabriel melek ve Meryem'e rastlarken burada Gabriel meleğin arkasında bu sütunla bölünmüş kısmın sol tarafında iki tane ayakta meleğe rastlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu meleklerden bir tanesi dosdoğru bize bakmakta. Yani bu meleğin bize bakması aslında bir çeşit bir köprü görevi görüyor. Yani sonsuz dünyayla bizim geçici dünyamızın bir bağı şeklinde yorumlanabilir. Resmin ayrıntısına baktığınızda zaten ne kadar detaylı bir mimari çalışma olduğunu görebilirsiniz. Zaten o dönemde birçok ressam Brunelleschi'nin mimarisinden oldukça etkilendiği için biz tamamen zaten başta da bahsettim Brunelleschi'nin mimari ögelerini pek çok ressamın resmi içinde rastlarız. Eser zaten San Lorenzo Bazilikası'nda bulunduğu için bu kompozisyon, bu yapı tamamen San Lorenzo Bazilikası'na ait. Hatta arkada bulunan avlu ise direkt olarak şu an bile gittiğinizde San Lorenzo'nun avlusunda durduğunuzda göreceğiniz manzara olacaktır.